Selam. Canım dostum, hoş geldin. Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba Asuman ablacığım, hoş geldin. Evet, yine bir çekiliş günü. Canım dostum. Söz verdiğimiz üzere çekilişimizi gerçekleştiriyoruz. Bayağı yorum yapan vardı, bayağı. Herkesin ismini tek tek yazdım yoruma etiketlediğinizi. Haluk hocam hoş geldiniz. Sizin de bayağı etiketledikleriniz vardı. Çok teşekkür ederim. Gurur duydum. Tek tek isimleri yazdım. Okuyacağım, içine atacağım. Üç tane yol arkadaşı. Yani enerjisi uyan birisi inşallah Allah'ın izniyle. İyi seneler Haluk hocam. İnşallah bu yeni yılı ilimle, bilgiyle, hakikatle geçiririz. Geçtiğimiz 2 yılda öyle olmuştu çok şükür. Her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Allah'a şükürler olsun. Sana teşekkür ederim. İyi ki benimlesin. Yeni yıla seninle girmek çok keyifli. Uzakta da olsak. Hayaller Paris, hayatlar Adana. O yüzden yapacak bir şey yok. Seneye inşallah birlikte girelim. Öyle olsun hocam. Amin. Tek tek isimleri okuyup atacağım. Bir eksiklik, bir problem olursa ben etiketlemiştim ama benim adım yoktu. Okumadın. Bir problem var derseniz özelden yazın arkadaşlar. Hiç problem yok. Baş tacısınız. Betüş'üm, sana da mutlu yıllar canım. Merhaba, Den Pera. Böyle bir isim yazmadım. Yorumda yoktu galiba. İrem mutlu yıllar canım. Hoş geldin. Tek tek okuyorum Fatma Karataş. Şimdi birazdan bu arada Gülseren arkadaşımız katılacak. Tarot açacak yılın enerjileri için. Tarot bakacak. Ben şu şeyleri bitirene kadar inşallah hazırlanacak. Kendisi de katılacak yayınımıza. İnşallah. Şef Kaya Solmaz. İlginiz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Yani ummadığım kadar yorum vardı gerçekten. Teşekkür ederim. Gökben Söyük Kutay. Raviş iyidir. Rabia ablacığım seni çok seviyorum. Her zaman destekçimdin. Teşekkür ederim. Serap Tunca. Gizem Özyiğit. Sizde ne var ne yok? Eller havaya yapmıyor musunuz arkadaşlar? Hadi ben işte kafayı yani bir başak zihniyle işte ilimle, bilgiyle, matematikle, Merkürle kafayı bozmuş durumdayım. Siz peki? Aşkın Koyuncu. Mustafa Demir 1063. Bir de çokça astrolog arkadaşım vardı. Hani yorumlarda etiketlenenler benim yol arkadaşlarım bu arada. Çoğu. Aşk ile, aşk ile. Şef Kayası Olmaz. Az önce koymuştum bunu. Böyle çok fazla etiket olmuş. Seviliyorsunuz Şef Kayası Olmaz. Bağdat Bolat 44-44. 44-44. 16-16 daha 7. 7 numarolojik olarak neydi hocam? Yogesnamesse. Öyle olsun. Asya Aul. Kendi yazımı okuyamıyorum, iyi mi? Aya. Simya. Harika. O zaman bakırın altına dönüşmesi diyelim mi bunu hocam?
Öztürk Ece. Bir de güzel müzik seçtim şöyle ufak ufak demlenelim diye. İsimlerle. çekilişte ismi olmayan arkadaşlarım için boş kağıt ve kalem var yanımda. Eğer hala isminiz yazılı değilse ya da isminizi duymazsanız, etiket yapmayı unuttuysanız vesaire, şimdi katıldıysanız, daha yeni bilgisine vakıf oluyorsanız, arkadaşlar bir ileri seviye astroloji eğitimi için bir çekiliş yapıyoruz. 3 tane yol arkadaşıyla birlikte bu yıl yürümek istiyorum Allah'ın izniyle. Bayağı olmuştu. Kasım ayında paylaşmıştım postu. Yorumda bayağı da 70 küsür yorum vardı. Beğenenleri de yazdım. Yoruma etiketlenenleri de yazdım. Yani yaklaşık bir 100-150 kişi var burada. Sevinç Oflaz. Serap Hanım hoş geldiniz. Sizin isminizi de yazdım, attım. İleri seviyede kısmetse birlikte yürüyeceğiz. Deniz Tufan Başoğlu. Kızıl Ateş Dilber. Tak takıştırayım. Güzeldi. Ebrar Kader. Remax Rose Ebru Topçu. Canım yol arkadaşım, bahçe arkadaşım çoğu. Teşekkür ederim hepinize. Gönül Gözüyle Astroloji. Gönül ablacığım, desteklerin için, beğenilerin için, yorumların için teşekkür ederim. Yasemin Tokalı Ertaş. Ebi 0209. Yanlış olursa, yanlış okuyorsam etiketten bulurum arkadaşlar. Yorum kısmında isimleriniz var zaten. Oradan bulurum sizi. Gülşah Güvenbaş. Asuman Arın. Evet. Beğenen, yorum yapan, destekleyen herkese teşekkür ederim. Nagihan Pekşelbeş. Pekselbeş. Ya da başka bir şeydi, bilemiyorum. Nagihan kusura bakma. Teşekkür ederim Zeynoş'um. Yine senin adın yok Zeynoş'um. Sen yine etiket yapmamışsın. Tuana Tarot. Bir de bana söylenirsin Zeynoş'um. Güzin Çömelek. Çömeleklerin kraliçesidir kendisi. Zeynep Özışık. Mangalcı. Mangalcı d harfi var. Neşe hocam hoş geldiniz. İyi yıllar dilerim. Eda Uyar. NZGRKM. Sesli harfleri yok. İbranice'den alıntı gibi. Tuğba Kahraman, canım yol arkadaşım. Dilara Öncel. Jackie Wonder. Hoş geldiniz hocam. Nasıl gidiyor? Siz de mi eller havaya yapmıyorsunuz? Siz de mi ilimle, bilgiyle, hakikat derdiyle yanıp tutuşuyorsunuz? Hakikaten bu yıl bilemiyorum ya. Ben böyle kendimi çok fazla soyutladım ortamlardan. Nasıl oldu ben de anlamadım. Yani benden beklenmeyecek bir performans şu an yaptığım hakikaten. Cancan hoş geldin. Büşra hoş geldin. Numerolojik şifa. Hep senin yüzünden ye. bu halleri senin yüzünden. Gece iş, gündüz, ya gece harita, gündüz harita, öyle diyeyim yani. İş değil de bildiğin ilim, bilgi yani. Her şey içinde. Evet canımın içi. Ha bu arada arkadaşlar, mesela ileri seviye şu an açılıyor. Tamam. Tamam.
Kendi kendine oynattı bu. Niye böyle bir şey yaptı? Güzeldi. Bunu devam edelim. Böyle de bir şeyim var. Takıntım var işte. Taktım mıydı? Takıyorum. Hadi bakalım. Aynı parçayı hiç yayın bitene kadar dinleyeceğiz. Bu arada. arkadaşlar ileri seviyeden devam edeceğiz ama mesela bir küçük bir sınav yapacağım yani. Hak verirseniz eğer. İleri seviyeye hazır mısınız? Değil misiniz? Yani nereye kadar biliyorsunuz? Hani ileri seviyeden devam edeceğimiz için temel seviye bilginiz olması gerekiyor. Temel seviyede de ne kadar bir bilginiz var? Hani ileri seviyeyi taşıyabilecek mi? Yani açılabilecek mi ileri seviye bize? O yüzden bir sınav yapacağım. Eğer sınavda problem çıkar ya da başarısız yani henüz daha temel seviye oturmamış olursa tekrar temel seviyeden devam etmeniz için bir güzellik de yapacağım arkadaşlar. Mesela ileri seviyeye adı çıkan arkadaşlarım için temel seviyeden devam etmeleri için bir güzellik yapacağım. Sevgili Yevi ile zaten hem ekstradan ardından hemen temel seviyeyi bağlayacağız. Ben kendi adıma bir ileri seviye açıyorum şu an. Başka eğitimim yok. Bir de rektifikasyon eğitimim var. Onun haricinde bundan sonraki eğitimlerim akademiden, Folkbank Akademi'den açılacak arkadaşlar. Temel seviye, ileri seviye, Folkbank Akademi'den sevgili Yevi ile birlikte inşallah Allah'ın izniyle ruhun tekamül etmesi için hem kendi tekamülümüz için hem de eğer katkımız olursa eğer bir şekilde dokunabilirsek başka hayatların da tekamülü için inşallah çabalıyoruz birlikte. Yani kendisi çok fazla çabalıyor. Kendisi çünkü bu iş için yaratılmış. Yani gerçekten bu iş için yaratılmış. Ben de küçücük böyle parmağın ucundan tutup yardımcı olmaya ya da ne bileyim o bana yardımcı olmaya tutup birbirimizi çekiyoruz bir yerlere bakalım. Allah'ın izniyle. Eda hoş geldin canım. Emel hoş geldin. Teşekkür ederim Halik hocam. Alanis. Abla hoş geldin. Her şey bir enerji. Astrolog Tolga. Temel seviyede de Astrolog Tolga etiketliydi. Daha önceki seminerlerde, işte eğitimlerde falan karşılaştık mı acaba? Tanıyor muyum bilmiyorum. Çekiliş yapıyorum abla. İleri seviye astroloji eğitimi için çekiliş yapıyorum. İhtiyacı olan, ilme düşkün, ilime aşık, astrolojiye aşık ve maddi durumu bunu karşılayamayacak olan kişilere çıkmasını umut ediyorum. Essin Beauty. Evet. Sen ne yapıyorsun abla? Eller havaya. Bir sağa, bir sola. Çalkala, çalkala. Gördüm az önce videolarını. Nezahat Onuk. Teşekkür ederim ablacığım, sağ olasın. Pardon. Ebru Özdal 06. Çalışto Aynur. Çalışto Aynur hakikaten bana geldi. Bu Çalışto Aynur astrolojist. Çalışto Aynur. Çalış Aynur, çalış, çalış yev, çalış. Semiha Turkaz. Bizim mottomuz bu arada. Bizim şeyimiz bu. Sloganımız bu. Çalış yer çalış. Çalış Aynur çalış. Mucize gibi Aynur. Değerli yol arkadaşım. Elif Basan. Elif. Suç. G. Birinci sınıf öğrencisi gibi. G. Gümüş olması gerekiyor muhtemelen. Ama yorumlardan bulurum size arkadaşlar. Yanlış söylüyor olabilirim yani. Hani isim önemli ya. Arkadaşlar isim önemli. İnsanlar mahkemeyi dava açı isimlerini değiştiriyorlar. Burada acayip enerjiler yatıyor. Seçtiğiniz isimler çok değerli. Çok önemli. Ona göre isim seçin lütfen. Ceynur Tufan. Yani Tufan herhalde. Tufun diye yazılıyor. Yeşim hocam hoş geldiniz. Yayını alayım mı size hocam? Hiç yani spontan bir gelişme oldu ama yayına katılmak ister misiniz? Yılın enerjileriyle ilgili konuşmak ister misiniz? Bir yeni ay var.
Oğlak Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. Sizi görünce hemen astrolojiye böyle şey, sizden ne kadar bilgi alabilirsem benim için o kadar kar. Yeliz Ateş. İrem Katoğlu. Yeşim hocam burada mısınız? Ne yapalım? Başka bir şey yapalım hadi. Var mı müzik öneriniz arkadaşlar? Sizi baymayın bu müziklerle. Var mı Eda? Sende vardır güzel şeyler. Yev. Venüs Aslan. Yev sende de vardır güzel müzikler. Hocamız katıldı geri çıktı demek ki. Tamam. Sen gelsene Yev. Alayım seni. Bize gideriz. Ne durumsun? Bakarım. Tamam. Bundan sonra alalım. Öz Tunce. Çıkmış evet. Yeşim Hoca çıkmış. Tamam. Olur. Aşksın. Müjgan Pakcan. Belgin Du. Oo süper olur. Harika olur. Halika hocam orada mısınız? Biraz numarolojiden bahsederiz. Ne dersiniz? Ya çok özür dilerim. Nasıl düşünemedim ya? Kahroldum şu an. Hocam. Spiritüel hanım. Arkadaşlar canlı yayına girmek isteyen varsa alabilirim. Yeni yılın ya da yeni ayın, Oğlak yeni ayının enerjilerini konuşabiliriz. Hocam. Figül Keskin. Özge Reik Master. Aysu Butunay. Halika hocam ne dersiniz? Düşünüyor musunuz Can? Düşünün siz benim daha şeylerim çok. İsimler çok. Bağlı 0948. Zeynoş'um hoş geldin. Özlem 35. İzmir. Severiz. Gördü ye. Düşünüyor şu an hocamız. Esra Mehues. Figen Banu. Olur mu? İklim ve yüksel. Hocam. Süper ya. Tamam. Çok isterim hocam. İstek atayım mı size? Kadriye, hemen hızlı hızlı oku. Kadriye Volkan. Hemen hızlı hızlı şunları bitireyim bu arada ben. Macide 26.8. Evet evet gelecekmiş hocamız. Harika hocamız gelecek. Harika bir şey oldu ya. Şükürler olsun Allah'ıma. Yani çok mutluyum şu an. Gerçekten. Evet evet. Ben geleceğini... Evet tamam dedi. Süper. Hocam hemen şunları bir halledeyim. Mefaş. Hemen... Çekiliş öncesi sizinle bir küçük bir sohbet edelim hocam. Sonra da çekelim. Küpeli mozaik. Çok teşekkür ederim. Çok onur duydum, gurur duydum. Çok teşekkürler hocam. Asiye Arslan. Romantik Demokrat. Beğendim. İsmi beğendim. Aysun Kelebek. Sen de mi katılacaksın?
Büşra Ocak. Yeliz Ateş. Ha tamam hadi git gel hadi. Beşer Najip. Arkadaşlar yeni gelen arkadaşlarım hoş geldiniz. Biz ben Kasım ayında bir post paylaşmıştım. Belki de geçen aydı. Bilemiyorum. Hatırlarım. Onu anlatıyorum şimdi. Okumuş muydum bunu? Bertuk Aydın. Arkadaşlar yani bunu söylememin sebebi hani hiçbir haksızlık, hiçbir şey yok yani. Her şey ortada saf, duru bir şekilde çekiliş yapıyorum. Yani manuel her zamanki yaptığım şey temel seviyeydi daha önceki. Şimdi de ileri seviye astroloji için 3 tane inşallah ihtiyacı olan kişiyi birlikte bir yıllığına bir eğitime, yani bir yıl sürmeyecek. 4,5-5 ay sürecek ileri seviye eğitim. Postunu paylaşmıştım zaten. Oradan bakabilirsiniz yine. Etiketlenen isimleri çekilişle çekiyorum arkadaşlar. Kimin enerjisine, kime kısmetse. Kadri, yani burada herkesin ismini yazdım. Saf ve duru bir şekilde olduğunu anlatmak için yapıyorum bunu. Şöyle bir göstereyim. Görünmüyor ışıktan. Şöyle göstereyim. Sirius Astro Bilgi. Valla böyle birini de etiketlememişlerdi. Öyle birini de yazmadım yani arkadaşlar. Bilginiz olsun. Eğer mesela son an böyle denk gelip katıldıysanız söyleyebilirsiniz. Boş kağıdım ve kalemim var. Simya sönmez. Çeri ne diyor? Çok aşk. Mürvet Çınar. Astro Olive. Arkadaşlar Astro Olive, canım yol arkadaşım Meltem'in kendi sayfası, kendi üretip yaptığı toprakla birebir ayın konumuna göre tohumunu ektiği biberiyeleri, kekikleri, fındıkları, zeytinleri, handmade seval. Evet Can sensin. Takip etmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Kendisi toprağına düşkün, ülkesine düşkün bir astrolog arkadaşım. Hakikaten desteklenesi yani böyle kişiler. Çok fazla yok piyasada arkadaşlar. Hayriye Mutlu. İsmet Nehir Kara. Süley Ayhan. Şenaydın, Nurten Yılmaz 78. Hocam durumunuz tamamsa sizi alıyorum. Halika hocam orada mısınız? Abdülkadir Arslan. Yani isimleri okumadan direkt atacağım. Ay biliyorlar yani. Herkes beni biliyor artık zaten duru olduğunu her şeyin. O yüzden ben sizi bekletmek istemiyorum hocam. Sevim Erzen. Süper. Sizi alıyorum hocam. Yev sen de geliyor musun? Hocam hoş geldiniz. Merhaba. Sizi görmek ne kadar güzel. Çok sevindim. Çok mutluyum. Nasılsın? Ya şu an çok çok iyi oldum gerçekten. 10 dakika öncesine göre modum full tavan oldu yani şu an. Her zaman modun tavan seni. Takdir ediyorum gerçekten. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun hocam. Hocam yani ne güzel denk geldi işte 444'ten. Sizi Yevkin'e sağ olsun hatırlattı. Birazcık numarolojiden bahsederseniz arkadaşlar da bu canlı yeni kaydedeceğim bu arada. Daha sonra izleyenler de olacak. Birazcık kendinizden bahsedin. Hem ben de tekrar tanımış olayım hocam. Teşekkür ederim Aynur. Beni de aldığın için yayına. Gurur duydum. Canım benim.
Ben de seninle görüşmekten, senin yaptığın her türlü organizasyonu izlemekten gerçekten mutluluk duyuyorum. Bütüne hizmet ettiğin, katkı yaptığın gerçekten emeklerin için takdir ediyorum. Çok Ben teşekkür ederim hocam. ederim. Ben aslında bankacıyım. Uzun yani yaklaşık 23 yıldır sektörün içerisindeyim. 2010 yılında bir önemli bir rahatsızlık geçirdim. Ondan sonra hayatım tamamen evrildi. Sağ olsun Birsen Hoca sayesinde spiritüel bir dünyayla tanıştım. Eskiden benim için hayatta 2 çarpı 2 4, bunun 5 olma olasılığı hiçbir zaman yoktu. Yani tamamen benim dünyam böyleydi. Ama artık bunun böyle olmadığını, olasılıkların her zaman bizim için olduğunu anlamaya çalışan, bu yolda ilerleyen biriyim. Aslında hiçbir zaman kendimi hoca diye nitelendirmek istemiyorum. Çünkü hepimiz her an öğrenme yolculuğundayız. Ben de senin sayende Mine Hoca'dan astroloji dersi almaya başladım. Teşekkür ediyorum Yevi. Bu sayede de söylemiş oldum. Şöyle, numaroloji gerçekten bizim bu hayata geliş amacımızı, hangi uzmanlık alanlarımıza geldiğimizi bize kısa ve öz olarak anlatıp, yani bu dünyaya adım atarken hangi nitelikleri taşıdığımızı anlamamızı, bundan sonra hayatta devam ederken de bu yoldaki kontratımızı görmemizi sağlıyor. Peki burada bu ne işimize yarıyor dersen, aslında sizin de astrolojide yaptığınız şeyle bizim de yaptığımız şey aynı. İnsanlara rehberlik etmek, mevcut kendi tasarımını tanımasını sağlamak, bunu sağlatmak için de öneriler vermek. Yani hepimiz birbirimizle çıkış yolumuz aynı, yollarımız farklı. Ve gerçekten bambaşka bir şey. Her an, her daim yeni şeyler öğreniyorsunuz. Ses frekansının bu kadar hayatımızda etkili olduğunu bilmediğim bir dönemde yaşamış olmadın hüznünü yaşıyorum diyebilirim. Yani nasıl esmalar, işte İsimler değil mi? İsimlerin önemi. evet, aynen öyle. Nasıl esma, mantra, bunların önemi hayatımızda büyükse, aslında isim dediğin şey senin hayatının anlamı, yani bu hayattaki var olmanın sebebi. Bunu sana her Aynur dediklerinde sen bunu her daim bir esma gibi aslında yaratıyorsun. Bunun en önemli sebeplerinden biri de ben her zaman bu örneği vermeyi seviyorum. Nasıl büyüklerimiz biz küçükken işte suya dua okuyup verirlerdi bize. Aslında orada neydi amaç? İyi niyetlerle güzel bir işte onu okuyup sana verip işte o anda başın ağrıyorsa başın ağrısının geçmesini dilemektir. Aslında ne yapıyorlardı? Özetle o suyu kodluyorlardı. Bizim de vücudumuzun %60'ının sudan oluştuğunu düşünecek olursan aslında biz de o frekansta kodlanıyoruz. İşin özü bu. Başka bir şey değil ve her daim aslında iyi seçmek, iyi insan olmak, bazı etik kurallara hayat boyunca uyumak. Yani bütün bu yolların çıktığı yer bu bence. Karma yaratmamak. Evet. Evet, özellikle karma yaratmamak. Biz astrologların en çok kaçındığı şey ama en çok düştüğümüz şey aslında hocam. Numeroloji bu biraz daha derin bakıyor olaya o zaman. Hani daha küçük, minimale iniyor çünkü. Çünkü biz gezegenler olarak onu çokladık, büyüttük. Ama asıl yaratımın enerjileri harfler ve rakamlar değil mi hocam? Yani harflere bile gelmeden sadece rakamlar. Sıfırdan 9'a kadar olan rakamlar yani. Artık zaten bir süre sonra şöyle oluyor, konuşuyorsun. Yani işte önüne çıkan, tekrar eden rakamların anlamı nedir? İşte o sokaktan geçerken ya da evinde yaşadığın evin sokak numarasına kadar sana nasıl etkilediğini anlamlandırabiliyorsun belli bir süre sonra. Hepsinin bir anlamı var ve bunu tezahür ettiriyorsun. Yani gerçekten
bu yaşamda artık matematiği yaşıyorsun. Gerçekten Pisagor'dan günümüze gelen, bize kadar ulaşabilen ve hala daha gizli çözülmemiş bambaşka bir dünya. Gerçekten herkes o anlamda herkes numaracı uzmanı olmak zorunda değil ama bir rehberlik alabilir ya da yolunu aydınlatması için kendine katkı olması için nasıl herkesin hayatında bir kere astroloji haritasına baktırması gerekiyorsa bence numerolojik olarak da baktırabilir. En azından kişinin çakraları biraz derinden incelemesi. Yani numeroloji uzmanı olmasına gerek yok. Çakraları anlayabilmek, onu yaşamına katabilmek, ne demek olduğunu anlamak, gerçekten insanın sindirmek, yaşamında tezahür etmek bambaşka bir şey. Çünkü numeroloji sayılarla birlikte aynı zamanda çakra esasına dayanıyor. Bunu sindirmek gerekiyor gerçekten. Hocam, arkadaşım bu arada az önce bahsettiğim Astro Olive, Meltem arkadaşım, toprakla uğraşan hem astrolog hem kimyager arkadaşım ismini değiştirdiğini yazmış. Diyor ki biz eşimle resmi olarak ismimizi değiştirdik ve hayatımız 180 derece değişti diyor. Yani tabii ki mümkün bunlar. Ben değiştirmek değil de tabii ki o kişinin tasarımına ve haritasına bakmak gerekiyor. Çünkü bu dünyaya geldiğin zaman bir tasarımla geliyorsun. Detaylı incelemek gerekir. Biz genelde ilave isimlerle desteklemeye çalışıyoruz ama bazen kişilerin yaşadığı girdaplar çok büyük olursa değiştirmesini de öneriyoruz. Ama genel olarak isimlerle desteklemeye çalışıyoruz. Süper ya hocam. Bize şey de geliyor. Yani kişiler bir çocuk dünyaya getirmeden önce rehberlik almak için isim önerisinde bulunmak için de görüştüğümüz kişiler oluyor. Orada da aileye şunu söylüyoruz. Çünkü çocuk ilham olarak aslında aileye veriyor bunu. Aile işte belki bir televizyon dizisinden esinleniyor çocuğunun ismini ya da bir arkadaşının çocuğunun ismini beğeniyor ya da bambaşka bir kitap okurken buna rastlayabiliyor. Ama bu gerçekten aslında ilham olarak geliyor. Önce kişinin esas olarak ruhunda istediği şey ne, çocuğuna koyacağı isim ne, önce onu soruyoruz. Sonra desteklemek gerekirse ilave isim veriyoruz. Ama ilave ismi verirken de bu arada ben hiçbir zaman ismi direkt vermiyorum. Destekleyici harfleri veriyorum. O harflerle kişinin kendi seçimiyle yapması çok önemli. Çünkü ruh Biz çok farklı bir kavram. Fark ediyor. Yivi ile Folkwang'ı oluşturana kadar ne çektik? Harfler belli. Ne yapacağımızı bilmiyoruz ama harf var. Yani F var, H var falan filan. Ne yapacağız, nasıl yapacağız vesaire. Sonra Folkwang ortaya çıktı, şükürler olsun. Işık olsun inşallah, sonsuza kadar sürsün. Marka Çok geçerli çünkü. evet, bu arada Yevi de oradan hemen hocam önümüzdeki yılın 2022'nin enerjisi nedir dedi. 2021'in enerjisi 5'ti değil mi hocam? 5. Evet, 2022'nin enerjisi 6. Artık sevgi, ahenk, yani her şeyde aslında tezahür eden yüce sevgiyi görebilmekle ilgili. Dolayısıyla İhtişam. evet. Öyle Bak, kitaplarda öyle dönemeye yazıyordu altın. Ben eğitimini tam olarak alamadım ama altı numara ihtişamın bu ahenk, gözdesi vesaire. hayattaki ahengi sağlamak. Yani beş biraz daha işte devrimci, biraz daha içimizin kıpır kıpır olduğu bir dönemde. Şimdi sağ ve sol beyni dengeleyebilmek, yani o ahengi yakalayabilmek, daha bir sevgi boyutuna çıkabilmeyi deneyimleyeceğiz. Tabii ki bu herkesin bu yılın enerjisi ama herkesin içinde bulunduğu enerjiler de farklı. Kendi enerjileri farklı. Ve herkesin 6. çakrası karmik borç olabilir ya da bu konuda geçmiş yaşamlarından bir deneyimi olmamış olabilir. O kişiler biraz zorlanabilecekler.
Ama işte 6. çakrası güçlü olan kişilerin için daha iyi bir yıl olacak. Bu evrensel yılı ifade ediyor 6 ama kişinin kendi enerjisini gösteren yıllar da önemli. Bu doğum tarihi. Çok teşekkür ederim hocam. Bu yıl doğan evlatlarımız o zaman böyle hani daha bir kolektife hizmet için kalp çakraları, 6. çakra kalp çakrasına denk geliyor yanılmıyorsam, değil mi hocam? Üçüncü göz aslında, üçüncü göz. Ha ya 6-7 diye biliyorum orayı. Yok, o tepe çakrası, yedinci çakramız. Altı, üçüncü göz çakrası. Ha, 8 yok o zaman. 8 var. 8 ve 9 var ama onlar eterik bedende yer alıyor. Bedenimizin dışında eterik bedende yer alıyor. Çok teşekkür ederim hocam. Ay. Bilmediklerimi öğrettiğiniz için. Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum mottosuyla arkanızdan gelmeye devam hocam. Peşinizdeyim. Teşekkür ederim. Ben de seni takip ediyorum çalışmalarını. Katkı olduğun için çok teşekkür ediyorum. Hepimiz bir Ben de yolda. Ben de tüm yol arkadaşlarıma mutlu seneler, iyi seneler diliyorum. Çok spontane oldu. Hiç hazırlıksız yakalandım. çok teşekkür ederim. Gurur duydum. Baş tacısınız hocam. Çok teşekkürler katıldığınız için. Teşekkür Öptük hocam. Saygılar, sevgiler hocam. İyi yıllarınız olsun. Herkese iyi yıllar dilerim. Görüşmek üzere hocam. Teşekkür ederim katıldığınız için. Mine hocamız da gelmiş. Süper. Bu arada işte ben numerolojiyi öğrendiysem Mine hocadan öğrendim. Yani rakamları öğrenirken, enerjileri kaplar olarak gösterirken, yani ekstradan bu şekilde sizin gösterdiğiniz gibi çok bilgim yok. O yüzden Mine hocam ne öğrettiyse o benim şu an aklımda yani. Sayenizde astrolojiyi Mine Hoca ile başladım. Sevgili. Gurur duyuyorum, onur duyuyorum. Evet, yani Mine Hoca gerçekten harika bir hoca, harika bir rehber. Sağ olsun, Allah razı olsun. Herkese mutlu yıllar diliyorum. Mutlu yıllar hocam. Görüşmek üzere. Evet, kaldığımız yerden devam edelim o zaman. Yok, geç kalmadın Aynur. Çekilişe devam ediyorum. Mutlu yıllar, evet arkadaşlar. Geç kalmadınız. Şu an bir çekiliş yapıyorduk. Çok spontan olarak Deniz'den numeroloji. Değil mi? Doğru söyledim, değil mi? Evet. Harika hocamız Deniz'den numeroloji katılmıştı. Yani bize yılın enerjisini söyledi. Çok çok mutlu oldum. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Vesile olan arkadaşım Yev'e tekrar teşekkür ediyorum. Devam ediyorum. Teşekkür ederim hocam. Ahmet As 15. Şiler Salman. Yayını kaydedeceğim arkadaşlar. Herkes tekrar izleyebilir. Harika hocam, yılın enerjilerinden bahsetti. Numerolojik olarak birazcık yorum yaptık, konuştuk. Fatma Yalçın. Birazdan bir de yılın enerjilerine kart açtırmak istiyorum. Bir arkadaşım katılacak yine. Sürpriz üzerine sürpriz değil. Harika hocam, sürpriz oldu ama diğer arkadaşım için anlaşmıştık daha önceden. Ne durumsun canım Gülüş? İyi misin? Her şey yolunda mı? Geleceksin değil mi? Az önce bir giriş yapıldığını gördüm. Geri çıkmadıysa birazdan onu alacağım. Astrolog Ayşe Baran. Arkadaşlar tekrar gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ederim. Astrolog Remziye, yani özellikle astrolog arkadaşlarım, yol arkadaşlarım yorumlar yapmışlar, katılmak istiyorlar. Astro Umay Vega. Gülüş, 5 dakikanı mı ayıracaksın bize? 5 dakika, tamam. Özlem Turanlı Festay, Turan Lifestyle.
İngilizcem ve ben. Muhteşem İngilizcem ve ben. Alayım mı seni şimdi Gülüş o zaman? Şimdi girecek misin yoksa 5 dakika sonra mı gireceksin? Sevalo. Benim zaten daha bitmedi, okuyorum. Tamam. Tamam kuzum. Ben de devam ediyorum. Hadi sen hazırlan. Ben buralardayım daha. Ben seni beklerim. Ceyda Kurdoğlu. Aa, bu arada ne oldu şimdi? Daha 23.38. Bir dakika. Bunlar niye şeyler patlatıyorlar anlayamadım. Gülseren arkadaşım. Yasemin Hanım. Evet kaydedeceğim. Canım Yasmin. Çok özledim seni. Ceyda Kurdoğlu. Neslin Atay Cenan. Çok özledim seni Yasemin ama şu an yoğunsundur, kalabalıksın biliyorum. Sen çık kayıt olacak bebeğim. Deniz'den numeroloji. Çok kalp. Görünmüyor mu? Görünmüyor. Deniz'den numeroloji. Çok güzel. Sen bir aysın Yasemin. Halime Insta. Halime'nin gezdiği dağlar meşeli bak. Seni gördüm müydü şarkı söyleyesim geliyor Halime. Sen orada mısın Halime? Hadi bir şarkı da sen patlat bana. Sivep. Kalbini sevdiğim hocam. Aysun Kelebek. Travulsen. Meryem Esra. Avukat Hatice Yavuz. Çok değerli bir astrolog arkadaşım yine. Sema ile astroloji. Sema ile astroloji bir iki seminerde yanılmıyorsam birlikteydik. Yani arkadaşlar hani fazlaca seminerlere işte eğitimlere katılıyoruz. Görüşüyoruz oralarda. Az çok tanıyorum yani. Hani piyasada zaten herkes birbirini tanıyor biliyorsunuz arkadaşlar. Gülşah Korkmaz Erdem, canım bahçe arkadaşım. Aysu ile farkındalık, canım yol arkadaşım. Çoğu yol arkadaşım zaten. Birlikte çalıştığımız arkadaşlarım. Magic'in, çok özür dilerim İrem. İrem dedim. Bu arada attığım Tuğba'ydı değil mi? Evet bu İrem. İrem. Mürik. Astro Hülya. Hülya burada mısın canım? Yeni eğitimlere açıldım bu arada. Şambala eğitimi alıyorum. Hülya müsait değildi. Olsaydı Şambala ile ilgili bir konuşma yapacaktık. Onunla da birkaç gün sonra bir canlı yayın gerçekleştireceğiz. Şambala nedir? Şambala çok boyutlu şifa enerjisi. Nasıl uyumlanılıyor, nasıl master olunuyor, nasıl çalışıyor, enerjisi nasıl çalışıyor bunu konuşacağız. Bugün müsait olsaydı onu alacaktım yayına ama müsait değildi. Astrolog Nil Karayel, canım yol arkadaşım yine. Duygu Sevinç, hepinizi çok seviyorum. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. Nilay DRKN, Derya Akben. Derya ablacığım enerji çalışmaları var. Birlikte çalışıyoruz kendisiyle. Hülya orada mısın? Seni görmek çok güzel. Orada olduğunu bilmek güzel. Sedef Açıkgöz. Çok seviyorum. Figen. Merhaba. Canım yol arkadaşım. Seni de attım bu arada Figen. KCBYFTM. Kibele Kozmik Enerji. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yayın kaydı olacak. Tekrar izlersiniz. The Bekler. Az önce de giriş yaptığını gördüm zaten The Bekler. Şu an hala yayında. Nurhan Anılan. Edalı 27. Özlem. Edalı 27. Bitti. Başka bir iki tane arkadaşım vardı. Ben varım. Şeyi yapmadım.
yoruma düşmedim falan filan demişti. Eğer hala buradaysanız, çekilişe katılmak istiyorsanız isimlerinizi verin arkadaşlar. Özlem Gümüş. Öğrencinin ismini söyle, atalım. Ebru Taz nokta Y. Tamam, atıyorum. Özlem Gümüş, atıyorum. Ebru, tamam, adını yazdık Ebru. Haydi bakalım. İleri seviyeye erken diyorsun. Tamam. Haydi bakalım, çekelim o zaman. Çok heyecanlıyım, çok. En çok ihtiyacı olana çıksın. Bilgiye aşık. İlme sevdalı, hakikati arayan. Çünkü ben Aynur'cum istiyorum ki birlikte harıl harıl çalışalım. Yani yeteri kadar uyku alıp geri kalan tüm zamanlarda çalışıp hakikati keşfedelim. Çözelim. Evet. Orada mısın hala Yasemin? Cemile Sabır'la birinci arkadaşımız. Oo, bir tane de öyle düştü. Şimdi ne yapacağım bunların içinden ben? Ne yapacağım şimdi? Hemen niyet edelim, evet. Edelim. Bu arada bu 4 tane olmadı bu. 4 tane var burada arkadaşlar. Şimdi bir tane çekmiştim. Bu 4 tanenin içinden bunu karıştıracağım. 4 tane kaldı. Başka yok. 4 tanenin içinden 2 tane daha. Atayım mı? Attım. Kim olduğunu bilmiyorum. Attım. Aynur ya. Lan sen hepsini açtırma ya. Temel seni de hatırlıyor musun? 6 tane temel seviyede 6 tane arkadaşımla öyle yola devam ettim. Eyvallah, baş tacı hepsi. Arkadaşlar hiç problem yok. Bu arada mesela kolektifte biliyorsunuz ileri seviye eğitimini ücretini de paylaştım orada. 450 TL ileri seviye eğitimi. Ama daha sonra Yemi ile de konuştuk zaten arkadaşlar. Yani sistemin şu an çok da bu tür şeylere insanların para vermesini ya da ne bileyim maddi durumlarını bu şekilde kullanabileceklerini desteklemiyor sistem şu an. O yüzden herkesin, Allah razı olsun Yasemin, çok teşekkür ederim. Canım yol arkadaşım, Allah razı olsun, seni çok seviyorum. Yeviyle de konuştuk arkadaşlar, 450 TL olmayacak eğitim ücreti, 300 TL olacak, bilginiz olsun. Şubat ayında ben kendi adımı açıyorum ama yine Şubat ayının ortasında Folkpunk Akademi'den açılacak. Mart ayında da temel seviye yine Folkpunk Akademi'den açılacak. Çok yüksek fahiş fiyatlar istemeyeceğiz arkadaşlar. Çünkü gerçekten yani durumlar çok iyi değil yani. Hani Oğlak Burcu'ndaki gerçekleşecek yeni ay aslında güzel şeyler vaat ediyor. Ben kendi adım şahsen herkesin haritasının üzerine konulup yorum yapılması zaten gerekiyor. Ekstradan ülkeyi de dahil etmek gerekiyor. İşte altta benim haritam, üstte işte ülkenin bana yaptığı etki, en üstte de transit haritası gibi bakıp yorum yapılması gerekiyor. Onun haricinde hani yok şöyle oldu böyle oldu, işte kiminin 6. evinde gerçekleşir, işte hastane mevzuları açığa çıkar, kiminin 12. evinde gerçekleşir, 8. evinde gerçekleşir, yani halif evlerde gerçekleştiği zaman farklı olabilir. Benim 4. evimde gerçekleşiyor yeni ay ve 12 derecedeki
Oğlak'taki Mars'ımın tam üzerinde, tam 12 derecede yeni ay gerçekleşecek. Ay ve güneş o Mars'ımı şifalayacak inşallah. Canım Meltem, Allah razı olsun. Sen şahanesin, seni yüreğinden öperim. İyi ki yani. İyi ki sizin gibi güzel dostlarım var. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Evet, Cemile Hanım'la kaldık. Dediğim gibi ücret çok uygun arkadaşlar. Yani hani gelmi yani katılamayacak gibi değil. Kendi kendine bir şey açıldı. Hadi bu açıldı, yapacak bir şey yok. Ameliyat oluyorum 5'inde, sağlıkla uğraşacağım. Kaçıncı Oğlak burcu, kaçıncı evin? Yani kaçıncı evde oluyor? Genel. Yani bu daha önce Dolunay'dan zaten haber vermiştir bu. Bu şey şu an olan bir şey değildir ama ha, direkt kendi fiziksel, doğru, o doğrudur o zaman. Direkt fiziksel bölgeyi temsil ediyor, zaten işaret ediyor. Şöyle açıyorum. Esra Mehveş. Esra Mehveş. İşte Satürn 8. evde, senin haritanda Satürn'ün aslında Yengeç Aslan'da peregrin durumda. Yani, evet, peregrin durumda. Zaten yükseleni görmeyen yerde, senin haritanda zaten Satürn problemli. Hayırlara vesile olsun diyelim o zaman. Yani 8. evde ve Aslan'a denk geliyor. Yükselen Oğlak olduğuna göre 7. ev Yengeç, 8. ev Aslan ve çok özür dilerim. Tamam, Satürn Başak. Daha önce konuşmuştuk değil mi seninle bunu? Evet. Şey, ev kasklarında şey vardı. ikinci ev mevzusuydu. Hatırlıyor musun? Konuşmuştuk. Uranüs falan filan 12. evde. Tamam, hatırladım. Haritanı hatırladım. Hayırlara vesile olsun. Şifalar dilerim canım Aynur. Son bir kişiyi çekiyorum. Ya gerçekten olur iş değil yani. Olur iş değil. Arkadaşlar attım. Bir tane çekeceğim artık. Evet. Ah 12. Asiye Auali 298. Arkadaşlar bu isimleri etiketleyeceğim zaten. 3 tane böyle olsun. Harika hocam. Var mı tanıdığınız içinden? Esra Mehveş, Cemile Sabırlı, Asiye. Esra Mehveş arkadaşın. Gerçekten mi? Çok sevindim. Sen etiketledin o zaman Aynur. Çok sevindim. Hayırlara vesile olsun inşallah. Hayırlı uğurlu olsun. Şubat ayında başlıyoruz arkadaşlar. İleri seviyede 4,5-5 aylık bir sürede Allah'ın izniyle tüm ileri seviye tekniklerini, öngörüm teknik, sağ olasın. Öngörüm tekniklerini anlatmayı, öğretmeyi, inşallah hatırlatmayı niyet ediyorum. Öyle de oldu. Ha sen, ha arkadaşın, şekerim, ne olacak? Esra ablacığım merhaba. Kazananlar çok şanslı, tebrikler. Can Can. Sağ olasın canımın içi. Gülüş hazır mısın? Gülüşüm. Gülüş gelecek. Bir tarot yılın tarot enerjilerine, yılın kart enerjilerine tarot ne diyor, ne diyor? Merhaba Esra ablacığım. Kartlar ne diyor, ne demiyor? Bakacağız bakalım arkadaşlar. 1-2 dakika. Canım Yasemin.
Müzik de o kadar şey ki duygusal, şimdi ağlamak istiyorum. Çabuk gel Gülüş, yoksa ağlayacağım. Hoş geldiler, sefa getirdiler inşallah. Çin'deki derin sancı bitmez dedin, kaldı gönül. Bana gelsin bu şarkı. Olmaz mı? Oh, benim canımın içi katıldı. Hadi bakalım. Şimdi beni kurtar gönül. Artık gelecek misin Gülüş, yoksa ben mi kartları açayım? Açı şimdi kartları, ben açıyormuşum. Kendime bir kart açayım yahu. Olmaz mı? E tamam, o zaman şöyle yapalım. Yayını kapatayım. Gülüş yok çünkü. Ay canım Esra ablacığım, Allah razı olsun. Gönlümü severim seni. Seni zaten gönül şen. Allah esirgesin. Şöyle yapalım. Gülüş herhalde gelmeyeceksin. Ben kapatıyorum. Gidip kendi kendime kart açacağım. Yok, bir bakayım burada mı? Oh my god. Yok. E tamam, o zaman Aynur senin yayını alayım mı? Ne dersin biraz? Ya Yasemin, yapma şimdi. Gaza getirmeyin beni Allah aşkına. Aynurcuğum, ne durumdasın? Senin yayını alayım mı? Biraz bana enerjilerle sen bana bak. Sen benim aşkımsın. Asuman ablacığım, çıkıyor musun? İyi yıllar olsun. 2021 de güzeldi. 2022 de güzel olacak. Arkadaşlar yani birileri gelir, birileri gider. Gelen bir şeyleri yıkıyor olabilir ya da bir şeyleri götürüyor olabilir. Yenilere yer açmak için götürüyor zaten. Demek ki daha ileri gelecek. O yüzden gelene de eyvallah, gidene de eyvallah. Öyle diyelim. Müsait değil misin canımın içi? Peki tamam. İyi seneler canım. Can dostum, güzel insan. Haydi Tuana Tarot geldi. Alıyorum yayını o zaman. Birazcık canım yol arkadaşlarımdan birisiyle. Merhaba. Bu ne güzellik. Teşekkür ederim hocam. Sizin öğrenciniz olmak çok güzel. Hocam şöyle mi iyi, Estağfurullah. böyle mi bilmiyorum. Nasıl? Öyle mi iyi? Bir türlü Her ayarlayamadım. haliyle güzelsin. Her şekilde gayet iyi. Teşekkür Seni görmek ediyorum. çok güzel. Nasılsınız? İyiyim. Seni Size de gördüm. aynı Daha iyi şeyi oldum canım Gülüşüm. Gülüşüm, şimdi birazcık kendinden bahset. Sonra da bize birkaç tane yılın enerjileri için kart açıver yahu. Olmaz mı? tamam. Şimdi şöyle, ben yayını kaçırdım çünkü aslında 11'de ben size söz vermiştim ama misafirim gelince git de diyemedim. O yüzden biraz yayını kaçırdım. Ama biz zaten öncesinde konuşmuştuk. Ben tarotla 2022'nin enerjilerini yorumlamaya çalışacaktım. Elimden geldiği kadar. İsmim Gülseren. Adana'da yaşıyorum. 30 yaşındayım. İki çocuk annesiyim. Astroloji öğrencisiyim. Arnur hocamın öğrencisiyim. Farklı eğitimler de almaya çalışıyorum. Şu anda bir şifa eğitimi alıyorum. Henüz eğitim aşamasındayım. Öyle, onun haricinde tarot Süper, var. süper. Allah esirgesin seni. Yolun Umarım bahtın güzel açık olur. olsun. Çok benim de senden öğrenci. Biz birbirimizden bir şeyler öğreniyoruz. Yani sen benim rehberimsin. Kabul ediyorsun. Beni de kendine ışık olarak kabul ettin. Eyvallah, Allah razı olsun. Ama en başından beri seninle 4 yıl oldu mu? Ne zaman ehliyetini aldın? Bu arada biz direksiyon eğitiminden Gülseren 4 yıl arkadaşım. olacak. Evet. 2018'deydi. 4 yıl olacak. Evet. Şükürler olsun yolumuz buralara kadar geldi. Çok mutluyum Yani yani. Nereden nereye? Direksiyonun başından, hiç internet başına, ummazdık. kartların Çok başına, farklı astroloji, yerlerdeydik. doğum haritasının başına vesaire. Şimdi bize 2022 ne getirecek, ne götürecek? Götürmesin de getirsin. Önce bize genel olarak şöyle 2021, 2022'nin Ama özü.
Tamam hocam, şöyle bir şey var. Ya biz nefesi bile vermeden alamıyoruz. Yani götürecek ki getirsin. Yani bu doğanın kanunu, hayatın dengesi, yin yang gibi. Sen doğru daha var, girmeden, de var. Sen daha yayına katılmamıştın. Daha seni almadan önce aynı cümleyi kurdum. Tekrarını izlediğinde göreceksin. Yani bu kadar olur ancak. Kalp kalbe karşı çünkü bizim kalplerimiz bir. Eminim o konuda hiç şüphem yok yani. Ben kimin öğrencisiyim? Allah razı olsun. Estağfurullah. Haydi bakalım, o zaman sendeyiz. Tamam. Aşk kartları Şimdi hocam. belirledik. Hayır, bunlar tarot. Tamam. Pembe görünce ben böyle bir şey oldum. Böyle Venüsyen bir şey oldum. Evet, yansıyor, yansıma yapıyor. Bunlar da şöyle olduğu için hani şöyle ya, yansıyor aslında. Birbirlerine benzediler hocam. Niye böyle oldu? Çok ayrı kartlar ama birbirlerine benzediler. Sürekli ikili açılımlar yaptığın için mi acaba? Hadi bize Uyumladılar yine birbirlerine. ikili aç. Hem aşk aç, hem sağlık aç, hem kariyer aç. Aç bakalım 2022'nin enerjilerine bir bakalım. Genel herkes üzerinde mi? Genel olarak 2022, yani alıp kabul edecekler. Zaten çok kişi yok canlı yayında şu an. Hepim, ya şu an olan herkesin de zaten enerjisi çok birbirine benzer durumda. Yani aynı atmosferde bulunuyoruz çünkü. O yüzden işine gelen alsın, işine gelmeyen almasın diyorum. Öyle Şimdi diyorum şu tarotta an. ben net soru bazlı çalıştığım için kişiye odaklı genelde bireysel açılımlar yaparım. Hani genel yapmam, bu şekilde öğrenmedim. O yüzden de mesela şöyle yapalım. Önce sağlığa, sonra işte aşka, sonra kariyere. Tamam, o Hani zaman şey... şöyle bir şey yapalım mı? Gülüş. Aramızdan bir kişiye bakalım mı? Mesela Yev burada mı? Yev hala burada mısın? Ben çok güvenmiyorum. Sizin yanınızda. Hülya arkadaşım oradan göz kırpıyor bana der gibi. Yev buradaysa, Türkan'cığım sen burada mısın? Türkan da burada değilse hala Hülya'ya bir açalım, olur mu? Hülya'nın enerjisine uyumlanalım o Olur. zaman. Olur, Tamam, sıkıntı değil. bir bakayım Türkan burada mı? Bana. Hülya benim Hülya hocam değil mi? Şambala hocamız. Tamam, onun soy ismini de biliyoruz. O yüzden içimizden niyet edelim. Hocam, sormak istediğiniz bir şey var mı? Yoksa genel mi bakalım? Şöyle Hülya hocam size denk geldi Hülya hocam. Şans sizi buldu. Size bir tarot açacağız, isteseniz de istemeseniz de. Emir vaki olacak biraz hocam size. Hülya hocam Ben buradaymış. mısınız? Ne dersiniz hocam? Yani 2022'den sorunuz var mı? Bir beklentiniz ya da ne istersiniz? Hangi enerjiyle ilgili baksın size? Hangi enerjiye merak ettiğiniz şey nedir hocam? Evet, Meltemciğim, bu yıla birlikte girdik, artık birlikteyiz. Çünkü niyetlendim Hocam, kendime ben yalnız hiç şambala. böyle girmeyi hayal etmemiştim. Çok değişik oldu benim için de bu sene. Bir ilk oldu yani. Ve ben bu Nasıl? sene şeye niyet etmiştim. Normalde bu klişeye inanmam ama nasıl girersem öyle geçsin diye niyet etmiştim. Bundan sonra ilimle, bilimle, astrolojiyle, tarotla geçecek şekerim gene kalan yıl. Hülya hocam, içinden Bakalım. ne geliyorsa o olsun konu demiş. Yapalım. Nasıl bir şey yapalım? Kartlar konuşsun mu? Konuşsun. Hadi kartlar konuşsun o zaman. Ama burada şu an coştular. Gerçekten mi?
Havai fişekler havalarda uçuşuyor. Yok, ben kartlar coştu sandım. Kartları da Ha, gösterebilir yok. misin? Düşen falan filanlar mı? Bir bakalım. Ya ilk elimde kararken düşmüştü. Şöyle gözüküyor bilmiyorum ama. Şu an on Öyle bir numara. şey. 10 numara. Kararken düşmüştü birkaç tane. Görünüyor mu? Güç kartı. Aslan sevgi kartı çıktı değil mi? Güç kartı çıktı. Tamam. Güç Aslan kartı. burcunun simgesi. Tamam. Aşıklar. Tamam. Hocam burada mısınız? Hülya hocam. Metin çok sıkıntılı, tam görünmüyor biliyor musun bebeğim? Aa, ciddi Sısıması mı mi? o? Parası, evet. Susuması. Evet. Görüntü net değil mi hocam? Yok bir tanem. Görüntün net değil. Mutlu yıllar Hüsnü ablacığım. Hoş geldin. İyi yıllar. Bak Nasıl bakalım. yapacağız Uyumunu geçirmek için ya? buradasın. Bak geldim buraya saat 12'lerde. Şimdi net oldu birazcık ama az önce tamam, yüzüne doğru tut istersen. Çünkü kartları tutunca çok net görünmüyor. Canım gülüş. Bunu da yeni aldığımız için nasıl ayarlanıyor tam bilmiyorum. Aa hocam, ölüm kartı bu da. Dönüp Şimdi yani bunları plütonik bir kadın. yorumlayacağız. Karşında yükselen akrep bir kadın var. Plütonik bir kadın. Yani o kartın çıkması çok doğal zaten. Aynen. Yani bu kart zaten değişimin bize artık bir şeylerin artık geride kaldığını, hayatında yeni 2022'de başlangıçların. Evet, 2022'de yeni başlangıçlar olacağının habercisi bu kart. Yeniliklerin, yani ölüm kartı fiziksel bir ölüm değil arkadaşlar. Geçmişin biteceğinin, geçmişteki kötü anıların, kötü olayların, artık hani konu her neyse değişmesi gereken, onun değişeceğinin ve onun yerine yeniliklerin geleceğinin habercisi. Güç kartını zaten sembolden de belli olduğu gibi maddi manevi, yani sevgi anlamında, İş olarak, kariyer olarak, aile hayatı, hani kişi bunu nasıl baz alırsa her anlamda güçleneceğinin, elinin güçleneceğinin. Aslında Hülya hocam da kendini çok çok geliştirmiş bir hoca zaten. Enerjiyle çalıştığı için güzel uyumlandık diye düşünüyorum. Ben burada şöyle bir sembol okuyorum hocam. Aslan elinin içinde olduğu için enerjileri de hani baz alarak yorumlayacak olursak, şifayı eliyle veren birisi zaten ve elinin burada çok işe yarayacağını, çok güçleneceğini düşünüyorum. 2022'de bunu hani çok daha farklı bir şekilde deneyimleyecek diye yorumluyorum. Ve Hülyacığım. asla şey de olabilir, hani olmaz denilen şeyleri bile başarabilir. Mesela enerji şöyle bir şey arkadaşlar. Özellikle şifa enerjisi çok akıllı bir sistem olduğu için tamamen sevgiye dayalı ve sevgi odaklı. Karşıdaki kişiye biz kötüye hani yönlendirsek bile gitmez. Asla ona hiçbir şekilde zarar vermez. Temeli sevgi olduğundan dolayı da çok akıllı çalışır. Mesela siz dersiniz ki benim migrenim var, bu şifalansın. Ama atıyorum içeriden hafif hafif bir karaciğer yağlanmanız da başlamıştır. Siz henüz bunun farkında değilsinizdir. Oradaki enerji orayı da aslında şifalar. Ve 2022'de Hülya hocam için hani çok özür dileyerek tabir ediyorum. Ya bu adam olmaz ya da atıyorum bu hastalık şifalanmaz. Bu konu işte tatlıya bağlanmaz denilen şeyleri bile buradaki elleriyle ve şifasıyla, sevgisiyle, enerjisiyle tamamen o konuların da açıklığa kavuşacağını düşünüyorum. Bir Yani şey çoğu insan söyleyebilir üzerinde miyim etkili hocam? olacak. Gülseren hocam, arkadaşımızın yani Hülya hocamızın MC'si Aslan bu arada. Güç kartı direkt MC'sine yani kariyer yapacağını söylüyor güç kartı oradan. Yani hakikaten Hülya yani böyle bu kadar olabilir mi ya? Bu kadar güzel enerjiye kanına girmiş olabilir misin? O yani böyle bir şey gerçekten çok ilginç, çok çok tuhaf bir şey yani. yani tüm kartlar direkt haritasını da gözümün önüne serdi.
Ya ben şurada haritasını bilmediğim için hani şu an bir yorum yapamıyorum. Zaten kendimi de şöyle söyleyeyim. Ben şuradaki meleğe odaklanmak istiyorum hocam. Sen böyle bakar mısınız? O kadar güzel geldik ki. Yani melek hocamıza melek geldi yani. İki arşın arkasındaki melek. Canım Bu Hülya kartta hocam. bir iki bir şey söylemek ister misiniz? Bir iki bir şey de siz söyleyin. Şimdi dualite Hülya kartı hocam için. normalde. Aşıklar kartı dualiteyi temsil ediyor. Evet. Kendi çok fazla derin, yani dualitenin ötesinde bir kadın aslında. Diğer kartlar dualiteyle hiç alakası olmayan kartlardı. Güç kartı Evet. mesela sevgi korkunun ya da nefretin üstündedir. Sevgiyle bazı şeyleri çözebildiğini gösteriyor zaten. Ama bu dualite kartı o yay enerjisinden o bilgiyi çekip dualiteyle merküryen bir şekilde insanlara sunabileceğini gösteriyor. Yani ben buradan şeyi tanıdığım için, bu arada kişiyi tanıdığım için, enerjisini bildiğim için konuşuyorum bu arada, şeyden değil yani. Hani kartlar o kadar güzel geldi ki, Estağfurullah. hocamızın mesela numaroloji eğitimi vermesi, numarolojik şeyler yapması, çalışmalar yapması, Şambala yine o şekilde. Ne yapıyor? Enerjiyi yüksek kanaldan alıyor. Merküryen Evet. dualite ile birlikte ikili ilişkiler arasında, iki kişilerin arasında şey yapmaya, dengelemeye, kurmaya çalışıyor ve uyumluyor. Kanal Hocam. oluyor yani. Tam şimdi onu söyleyecektim biliyor musunuz? 2022'de ilişki şifalandırmasında da çok iyi olacak diye düşünüyorum. Hani mesela bunun üzerine çok soru geliyor bize. Yani çünkü herkes aslında şöyle söyleyeyim. Hocam para bir şekilde kazanılıyor. Öyle veya böyle kazanılıyor. Hani derler ya sevgi karnında uyumaz ama ya ben bir tarot danışmanı olarak İşle ilgili çok az soru alıyorum. Hep aşk üzerine, hep ilişki üzerine. Barışacak mıyım? Evlenecek miyim? Aramız düzelecek mi? Güneş, Seviyor muyum? Sevmiyor ben de muyum? mesela şimdiye kadar sürekli sinastri, kompozit harita, işte sinastrik harita, bizim ilişkimiz ne oldu? Yani daha bakın, Venüs retroya girdiğinden beri 10 tane sinastri haritası geldi bana. Yani 10 kişi kendilerini biliyorlar arkadaşlar da, bir yerde şu an izlerken gülecekler. Hakikaten o, yani Venüs retrodan beri işte gitti, gelecek mi? Arayacak mı? Geri Evet. dönecek mi? Nasıl yapalım bunu, şifalandırabilir miyiz? Geri çevirebilir miyiz? Yani neredeyse bir sürü kişi Ya sadece bizim ilişki. tek derdimiz ülkece aşk diyebilirim. Yani. Ya çok özür söylüyorum. Özür dileyerek söylüyorum ama ya gerçekten para bir şekilde kazanılıyor. Hani işinden atılırsın, Ama başka bir iş kurarsın. İflas gülüş aşk edersin. önemli şekerim yani. Aşk olmadan da hiçbir şey olmuyor. Yani enerjiyi Hayatın aşkla anlamı alıyoruz yok biz. ya. Aşkla. Gerçekten. Aşk Yani ile. hayatın anlamı olmuyor hocam. O yüzden de 2022'de Hülya hocam aşıkların arasını bulan bir dediğiniz gibi kanal oluşturabilir. Ya ben bunun ilişki şifalandırmasına yoruyorum. Çünkü enerjisi o kadar güzel ki. Bakın ben öğrencisi olarak söylüyorum. Ya uzandığım anda böyle eğitime girerken daha böyle gözümü kırparken o enerjinin bütün vücudumda aktif olduğunu hissediyorum. Ben de aynı şeyi hissettim. O yüzden mesela 3-5 gün sonra Hülya Hocam sizinle de bir canlı yayın yapmak istiyorum. Eğer uygun görürseniz. Bir Şambala nedir? Şambala çok boyutlu şifa enerjisi nedir? Ne işe yarar? Bununla ilgili konuşabilir miyiz? Eğer okey derseniz ben bir post hazırlayacağım. Gününü de saatini de belirleriz sizinle birlikte. Ne dersiniz hocam? Sizden de Allah Hocam, razı olsun hocam. hocamız yazarken devam edelim. Para attı. Bu Teşekkür maddi ederim. manevi her anlamda. Özellikle bolluk, bereket, işte kazanç anlamında elinin çok güçleneceğine delalet. Yani zaten isminden de yazıyor para ası. Ya maddi açıdan çok güzel bir yıl geçecek. Hani ben genel açtım. Mesela Hülya hocamın sağlığı, Hülya hocamın aşk hayatı, Hülya hocamın işte iş hayatı diye açmadım ama kartlar o kadar güzel geldi, yerine oturdu ki hani bireysel tek tek açsaydık, özenle seçmek isteseydik ancak bu kadar olabilirdi.
Aynen öyle. Tılsıması onu gösteriyor zaten. Bir de aşk için açalım mı? 3-5 kartla bir aşk. Elini korkak alıştırma şekerim. Az. Aşk kartlarından mı seçim hocam Hülya hocamıza? Olur yahu. Tamam. Ben yazıları çok fazla göremiyorum ama bir şeyler yazıyor. Sen önemli olunca ben sana söyleyeyim. Yüreğine sağlık. Teşekkürler geliyor. Bir arkadaşım kariyer için soru sormuştu. Kart Esra ablacığım, şimdi kartın enerjisi Hülya hocama uyumlandı artık. Bundan sonra kartı tütsülemesi gerekiyor. Yani kartı yapmadan, tütsülemeden, arındırmadan tekrar sana açsa da bir şey ifade etmez. Onun için bir dahaki sefere. Bir dahaki sefere sana Esra abla. Niyet ediyorum Hülya hocama rehber niteliğinde Tuğçe Işılsu'nun aşk kartlarından bir aşk kartı çekmeni. İlişkinde bağımlı olmamalısın. Ama o bir plütonik kadın. Taktı mıydı? Takar o. Buradan çıkmadan siz özelsiniz. Dünyadaki hiç kimse bir diğeriyle aynı değil. Kimse sizden değerli değil. Kimse sizi üzemez. Buna izin vermeyin. Kimse size tamam, aşkta neyin doğru olduğunu söyleyemez. Efendim hocam? Yok Gülüş, çok özür dilerim. Arkadaş çıkış yapıyormuş. Ona bir iyi akşamlar dedim. Çok özür dilerim. Hülya hocam şifa gönderecekmiş bize. Çok teşekkür ederim. Bu arada canlı yayına katılanlara da, özellikle canlı yayındakilere de şifa gönderdi. Canlı yayının başından itibaren biz bu arada şifalanıyoruz. Çünkü kanala dahil etti. Bizi korumaya aldı Hülya hocam. Hatta 1-2 saat önceden başladı enerji çalıştırmaya. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. O yüzden böyle keyifli ve akıcı oldu. Çok özür dilerim. Hocam. Çok hepimizin ihtiyacı vardı. İlişkinde bağımlı olmamalısın. Siz özelsiniz. Dünyadaki hiç kimse bir diğeriyle aynı değil. Kimse sizden değerli değil. Kimse sizi üzemez. Buna izin vermeyin. Kimse size aşkta neyin doğru olduğunu söyleyemez. Herkesin kendi aşk doğruları vardır. Her gün aynaya bakın ve nefes aldığınız için şükredin. Aşk sadece sizi mutlu etmek için var. Bunu asla unutmayın. Aşkta kendiniz olmayı başarırsanız ilişki sürecektir. Hocam. Bence bu bize mesaj oldu hocam. Danışanlarımıza mesaj oldu. Genel bir mesaj oldu. Ben aldım, kabul ettim o zaman. Ben de alayım bari. İstemeye de olsa alayım, kabul edeyim bari. Ya ben de öyleyim. Neden? Yani bu bağlılıkla bağımlılığı neden karıştırıyoruz? Çok bağımlı oluyoruz cidden. Ya benim danışmanlıklarımda yani ben de çok böyle akıl vermeyi sevmem ama hani ister istemez rehberlik yaptığımızdan dolayı hani bunu yap, şöyle yap, böyle diye fikir vermek zorunda kaldığımız danışanlarımız oluyor. Ama bu fikirleri işte hayata geçirirken zorlanıyoruz. Yani bu kısmı aslında ayırt etmekte çok zorlanıyoruz. Bağlı olmakla bağımlı olmak arasında çok ince bir çizgi var. Ve biz o çizgiye her zaman için şaşırıyoruz. Bence. Evet, o deli ile veli arasındaki çizgi gibi bir şey bu. Deli mi olacağız, veli mi olacağız, yoksa arasındaki çizgi mi olacağız belli değil. Bu muhteşem yorumun için teşekkür ederim. Sana Tuana Tarot sayfandan ulaşabilirler değil mi? Seanslara randevu alarak katılabilirler. Aslında yılbaşı için bir indirim vardı da gece 22'ye kadar 24'e kadardı. Doldu. Ama ara ara indirim yapıyorum hocam. Mesela çok tuvalet geliyor. Ya zaten hani bunu konuşmayı sevmem ama fiyatlarım da çok şey değil. Hani yüksek limitler değil. Ama ona rağmen hani pandemi dönemi yaşandı ve enflasyon biliyorsunuz aldı başını gitti. Çok talep geliyor. Ya işte hani Gülseren Hanım indirim yaptığınızda haber verir misiniz? Ben hafta sonu yani elimden geldiği kadar her hafta sonu ya da işte ne zaman içim akıyorsa haftanın bazen 3 günü falan bile indirim yaptığım oluyor. Genelde %50 yapıyorum ki faydalansınlar bundan diye. Öyle.
Çok Gitsinler, teşekkür ederim. oluyor Tebrik yani. Rica ederim. ederim. Yolun açık ve ışık olsun. Başarıların daim olsun. Onur duydum katıldığın için. Çok teşekkür ederim. Emeğine, enerjine, yüreğine sağlık. Katılımcılara da Rica çok ederim. teşekkür ediyorum. İyi yıllar diliyorum hepinize. Öpüyorum. Herkese mutlu Görüşmek yıllar. üzere. Görüşmek üzere.